Beni de hiç bu kadar ev haliyle görmemişsinizdir. Bir toparlanıp geleyim. Merhaba, nasılsınız? Uzun zaman oldu sizinle böyle yürüyüşte sohbet etmeyle ama benim de çok uzun zamandır yapamadığım bir rutindi. Ufak ufak böyle havanın da serinlemeye başlamasıyla yavaştan rutinime dönmeye başladım. O yüzden biraz daha keyfim yerinde çünkü sevdiğim şeyleri yapamadığım zaman ya da işte zaman ayıramadığım zaman birazcık hani böyle o rutinlerimi özlüyorum, onları yapmak istiyorum. Dolayısıyla ufaktan buna dönüş yapabildiğim için iyiyiz. Bununla birlikte bir haftadır filan burada yalnızdım, Londra'da yalnızdım. Uluç Türkiye'ye gitti. Gidiş sebebi de böyle çok keyifli de bir şey olmadığı için. Ufaktan birazcık ona, yani o duruma birazcık canım sıkkın. O yüzden birazcık pek tadım yok. Ama hani böyle burada da sürekli böyle İyi olduğum anları görüntülemek istemediğimi bildiğiniz için de benim dolayısıyla kötü hissediyorsam bugün kötü bir gün, evet, yapacak bir şey yok. Bunu toparlamaya çalışacağız. Eski videolarımı izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur ya da işte beni Instagram'dan vesaireden takip ediyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Ben negatif duygu içerisinde çok fazla kalmayı seven birisi değilim. Yani bana iyi gelmiyor o yoğun depresif haller ya da işte mutsuz duygular. Dolayısıyla en kısa zamanda bundan kurtulmak için bir şeyler yapmaya hep çalışıyorum. Şu anda aslında ne kadar kendimi iyi hissetmesem de bunun bende çok uzun süre kalmaması için bana iyi gelebilecek şeylere daha fazla yapmaya çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesi yürüyüş. Çünkü yürüyüş hakikaten benim zihnime de bedenime de ruhuma da çok iyi geliyor, iyi hissettiriyor, beni yeniliyor. Artık böyle yaş aldıkça mıdır bilmiyorum. Bazı şeyleri daha sık sorgulamaya başladım. Daha çok böyle kendimle soru cevap şeklinde ilerlemeye başladım. Ve aldığım yanıtlardan memnun değilsem bunları iyileştirmek için neler yapabilirim üzerine düşünmeye başladım. Yine yani işte benim de o günlerimden, o zamanlarımdan birinden geçiyoruz. Siz nasılsınız? Yani neler hissediyorsunuz? Yorumlarda böyle benimle paylaşırsanız aynı duyguda mıyız, aynı durumlarda mıyız? Bilmek hoşuma gider. Birlikte belki karşılıklı ilham olabiliriz. Beni mutlu eder. Ben şimdi yürüyüşüme devam edeyim. Sonrasında gün içinde yine buluşuyor oluruz. Bay bay. Yine bir tezgah başındayım. Ama bu sefer yemek yapmayacağız. Meyve yiyeceğim. Mandalina çıkmış. Benim çocukken en sevdiğimdi. Gerçi hala şu an öyle. Ama çocukken hani böyle çöp kutusunun başına gidip kalem açma etkinliğimiz ve muhabbet etme etkinliğimiz vardı ya. İşte benim ona ek en sevdiğim şeylerden bir tanesi de beslenme çantamda yer alan mandalinam eşliğinde çöpün başına gidip onu soyarken arkadaşlarımla sohbet etmekti. Şimdi bunu böyle görünce çocukluğum geldi aklıma. Neyse, şimdi bir meyve tabağı hazırlayacağım kendime. Sonrasında birazcık çalışmaya çalışacağım. Bugün hava böyle tam sonbahar artık. Böyle kendini iyice hissettirmeye başladı, serinlemeye başladı. Mumlarımı yaktım. Canım da böyle son zamanlarda sürekli sebze ve meyve tüketmek istiyor. Mevsimden midir artık bilmiyorum. Sonrasında dedim ki İmge, çalışmak ve bir şeyler üretmek için zaman arıyordum, motivasyon arıyordun. İşte tam istediğin havalar. Zaten yalnızsın. Bahane üretme, otur bir şeyler yap. Şimdi güzel bir şöyle mandalinalarımız, inşallah ekşidir bunlar. O kadar hoşuma gider ki ekşi çıkarlarsa. Birazcık da şuradan koyalım. Muzumuzu. Bugün yürüyüşe gidemedim. Çünkü çok yağmur yağıyordu. Tam dün böyle rutine döndüm falan diye sevinirken
İngiltere'ye yağmur şoku geldi ve maalesef yürüyemedim. O yüzden yediklerimi de biraz hafif geçirdim. Tam sizinle sohbet edeyim dedim ve bilin bakalım ne oldu? Şarjım bitti. Niyetim birazcık çalışmak yönünde. Burada canım Queen'imizin haberleri var. Mükemmel bir ekşilik. Harika. İşte aradığım lezzet bu. Neyse uzun zamandır bilgisayar başına oturma konusunda güçlük çekiyorum. O yüzden her zaman yaptığım gibi bir çalışma planı yapmam gerektiğine karar verdim. Çünkü ben çalışma planı yapıp kendime bir takvim yapmazsam ne yapacağımı bilmediğim için hiçbir şey yapamıyorum. Dolayısıyla bugün yapılacaklarımı bir planlayacağım ve sonrasında böyle ufak ufak çalışacağım. Keyifli olacağını düşünüyorum. Hava tam istediğimiz gibi. Hafif serin. Mumlarımız yakılı. Güzel bir Eylül akşamı. Fonda güzel bir müzikler eşliğinde. Bence bu işi hallederiz gibi geliyor. Bakın bu vlog nereye gidecek? Hiçbir fikrim yok. O kadar bilmeyerek çekiyorum ki. Her şeyi göreceğiz. Bay bay. Yeah, they're barricaded. I've been walking miles. Hobi olarak yaprak saran aramızda kaç kişi var? Mükemmel. Tadı da mükemmel. Yapması da mükemmel. Bir dakika. Çok marketine gitsem muhakkak bir yaprak alıyorum. Çünkü zeytinyağlısını da, bunun etli sarmasını da çok seviyorum. Tadından ziyade sizin de öyle mi bilmiyorum ama ben şimdi normalde yemek yapmayı zaten çok seviyorum. Ama hani böyle işte kendimi iyi hissetmediğim zaman, zihnim biraz yorgun hissettiğim zaman hemen böyle mutfağa girerim, bir şeyler yaparım ve hemen kendimi iyi hissetmeye başlarım. Ama yaprak sarmak benim için bir terapi niteliğinde. O yüzden hoşuma gidiyor böyle yapmak. Sonrasında kendim yemesem bile böyle paylaşmak. Daha doğrusu ben hani yapayım, evet güzel, ama sor mesela ne kadarını yiyorsun. Ben daha çok böyle yapayım, insanlar bunu tatsın. Hatta mümkünse kalabalık sofralar kuralım, güzel sofralar kuralım. İnsanlarla bu yemeklerimizi böyle paylaşalım, hoş sohbet aktaralım. Böyle bir şeyler, böyle şeylerden hoşlanıyorum. O yüzden her fırsatta kendimi mutfakta buluyorum ve sizinle de hep mutfaktayken böyle konuşuyoruz. Onun dışında dün Queen'in töreni vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda vefat etti ve ardından
aslında 12 günlük ülkede bir yas ilan edildi ve bu yas boyunca da bir sürü prosedür uygulanıyor. Yani İskoçya'daki evinde vefat ettiği için oradan süreç başladı ve Londra'ya gelmesi neredeyse 5-6 günü falan buldu. Çünkü prosese göre bir takım törenlerin düzenlenmesi gerekiyor. Bir takım kilisede servislerin yapılması gerekiyor vesaire. Dün de ilk kez Londra'ya geldi. Düşününce aslında şey gibi hissediyorum. Hani böyle A Haber'de ünlülerin cenazesine gidip işte video çeken, fotoğraf çeken insanlar vardır ya. Bu törene de katılmak istedim. Çünkü aslında buradaki o ruhu ve duyguyu çok merak ettiğimden ve tatmak istediğimden birazcık da katılmak istedim. Çünkü onların kültürlerini anlamaya çalışmak, onların kültürlerinden bir şeyler öğrenebilmek benim için benim çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla o cenaze törenine katıldım. Hani orada olmak mesela bütün sokakta çıt çıkmadı. Yani o kadar kalabalıktı ki ve o kadar kalabalığın içerisinde Buckingham'dan Westminster'a kadar bir yürüyüş olacaktı. Burada işte Prens Charles diyorum hala, King Charles'ın ve William'ın ve Harry'nin ve işte Royal Family'nin katıldığı bir yürüyüş olacaktı cenaze eşliğinde. Bir an öyle bir sessizlik oldu ki bunca yüzlerce, binlerce insandan çıkmaması ve tam o sırada işte cenaze marşının sesinin yükselmesi, bir yandan böyle Big Ben'den o gong sesinin duyulması filan insanın böyle tüylerini ürpertiyor. O zaman anlıyorsunuz aslında işte o ölümün gerçekliğinin, aslında işte hiç ölmeyecekmiş gibi gözüken o önemli insanların aslında yok olup gittiğinin ve hani çok çok enteresan duygulardı benim için. Bir de böyle hani şey gibi bir muhabbet de çok dönüyordu işte. 96 yaşındaki bir kadının ölmesine neden bu kadar şaşırıyorsunuz veya neden bu kadar üzülüyorsunuz? Öyle yani burada mesela kiminle konuşursanız konuşun hepsinin söylediği tek bir şey var. Biz kraliçeyi çocukluğumuzdan beri bizim hayatımızda var. Yani 70 yıldır zaten görevde. Dolayısıyla buradaki en yaşlı insan dahi onunla bir ömür geçirmiş, onunla bir hayat geçirmiş ve dolayısıyla hepsinin söylediği tek bir şey var. Aile üyemden birini kaybetmiş gibi hissediyorum. Bu çok mesela beni bir yandan mutlu etti. Birinin sizin arkanızdan böyle şeyler söyleyebiliyor olması, ne kadar monarşiye karşı olsanız da ya da burada yaşayan insanların kraliçe için bu kadar güzel sözleri söylüyor olması beni çok şaşırttı. Cenazede, o törende ağlayan insanları gördüğüm zaman, gözleri dolan insanları gördüğüm zaman böyle içim bir tuhaf oldu filan. Size buralara bir yere bir tane ekran görüntüsü paylaşacağım. Şimdi cenaze Londra'ya geldikten sonra 6 gün boyunca asıl Windsor'daki büyük törene kadar Westminster'da halka açık bir şekilde ziyaret edilebiliyor. Ama öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya tabii ki giremiyorsunuz kiliseye. Size bir bileklik veriyorlar ki bu bileklikler de işte 10.000 kişide bir renkleri değişiyor ki işte törene kaç kişinin katıldığını aslında sayabilsinler. Neyse biz de hani dedik ki bir bakalım, eğer girebiliyorsak girelim. Hani deneyim deneyimdir. Sonra bize dediler ki bileklikleri alacağınız yer Tower Bridge'den başlıyor ve Westminster'a kadar gitmeniz gerekiyor. Şimdi bu ikisinin mesafesini size haritada göstereceğim. O kadar bir kuyruk, yani yürüyerek bir saatten fazla bir yer yürüyorsunuz. Sonrasında da insanlar böyle 10 saat, 12 saat falan bekleyip kiliseye girip görebiliyorlar. Ben tabii çok tercih etmedim. Yani hem o kadar saat bekleyemezdim hem de gerçekten çok uzun bir yolculuk, uzun bir süreç vesaire. Ben buna çok diyordum. Fakat sonra insanların böyle genel konuşmasından söylediği şey ise aslında Diana'nın cenaze töreni bundan kat kat daha fazlaymış mesela. Şimdi bunu düşünüyorum ve o zamanı düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz olması lazım. Çünkü o kadar kalabalıktı ki, o kadar metrelerce bir sıra vardı ki ben hiç hayatımda bu kadar bir sırayı
bir yerde görmedim, şahit olmadım. Çok enteresandı hakikaten benim için ve yine şaşırdığım noktalardan bir tanesi. Bu kadar sıra var, bu kadar böyle bekleyenler var filan. Kargaşa yok, kavga yok. Herkes birbirine böyle ılımlı, pozitif davranıyor. İşte sırandan 2 saat mesela çıkabiliyorsun ve tekrar 2 saat sonra sırana geri gelebiliyorsun. İnsanlar sana demiyor ki neredeydim ben filan diye. Hatta işte polisler filan diyor yemek molası verebilirsiniz isterseniz. Bunları sorduk bu arada polise. Hani işte o sıraya girersek ne olacak, nasıl ilerleyecek? Çünkü ihtiyaç molası vermeniz gerekir vesaire bir sürü şey var. Nitekim böyle güzellikler de olmuş, oldu. Ben dediğim gibi girmedim ama bir arkadaşım girdi o sıraya ve yaklaşık bir 10 saat falan bekledi sanıyorum ve sabah 5 gibi falan içeriye girebilmiş. Dediğim gibi böyle enteresan bir duyguydu, enteresan bir haftaydı benim için. Çünkü sabah kalkıyoruz, Queen'in cenazesi, akşam yatıyoruz, Queen'in cenazesi, töreni vesaire. Yani onları izlemek de, o şey, o duyguları, o kültürü görmek de benim için biraz güzel oldu. Hoşuma gitti. Royal dedikoduları, royal muhabbetleri benim tarafımda bitmez. Çok gevezelik ettim. Böyle bir ev haliyle merhaba diyeyim dedim. Çünkü galiba da bu vlog hep ev halinde mi merhaba olacak bilmiyorum. Nasıl, nerede karşılaşacağız sizinle? Nasıl vlogları devam ettireceğim? Hiçbir fikrim yok. Ama genelde hep evdeyken açmak aklıma geliyor. Yani işte yemeğimi yaptım. Bunları yerleştireceğim. İnşallah dışarıda bir sonrakinde görüşürüz. Bay bay.